Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Eylül ayı boyunca bitirdiğim ürünleri yorumlayacağız, eleştireceğiz, hepsiyle ilgili konuşacağız. Ben videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen şu an olmayı unutmayın ve hazırsanız ürünleri yorumlamaya başlayalım. Benim geçtiğimiz ay bitirdiğim ilk ürün çok severek kullandığım ve bir ara aslında çok abartıldığını düşündüğüm ama satın alınca gerçekten tüm abartılara hak ettiğini de düşündüğüm bir ürün. Yumaş'ın bu ütü etkili giysi spreyi. Ütü etkisini birçok kişi bir zamanlar çok eleştirdi. Yani çok abartıldığını söylediler, ütü etkisinin kötü olduğunu söylediler. Bir kesim de çok iyi abarttı. Yani hem seveni çoktu hem sevmeyeni çoktu. Ben yaklaşık 3-4 ay bu ürünü kullandım. Nevresimlere sıkıyorum, gömleklere sıkıyorum. Ve hem ütüye çok ihtiyacı olmayan ama hem de daha düz olsa iyi görünecek bazı şeylere böyle pratik olsun diye günlük hayatta sıkıyorum. Ve gayet uzun süre kullandığımı söyleyebilirim. Bence fiyatına göre çok çok iyi bir ürün. Ütü etkisi tabii ki de ütü yapmışsınız kadar değil ama hiç yoktan kat kat iyi. Yani düz penye bir tişört, pamuklu bir tişörtü yatağın üstüne veya düz bir zemine koyup üstüne birkaç fıs sıktığınızda gerçekten ütü yapmışsınız kadar oluyor. Ama çok kırışık gömleklerde olsun, şeylerde olsun aşırı aşırı bir etki beklemeyin. Sadece tişörtler için çok kullanışlı bir ürün. Ben bunun kokusunu çok beğendim. Bir de bunun mavisi var. O da çok güzel kokuyor. Şu anda da elimde ondan var bu arada. Farklı bir koku denemek istedim ama ürünün genel olarak özelliklerinden memnunum. Bir tane ilk ürün buydu. Şimdi gelelim ikinci ürüne. İlk keşfettiğim zaman size çok överek anlattığım bir üründen bahsetmek istiyorum. İki tane şöyle bitirdim. Neden iki tane bitirdim? Çünkü iki tane bulabildim. Bu Izana'nın böyle tek kullanımlık ama saçınız uzun değilse iki kere falan kullanabildiğiniz bir saç maskesi. Yani şöyle minik böyle tek kullanımlık bir ürün. İçerisinde argan yağı bulunan bir ürün ve kremberi bulunuyor. Saçı bayağı pürüzsüz yapıyor. Çok güzel yumuşatıyor. Etkilerinin hepsi gerçekten çok iyi. Şimdi abartma kısmını geçeceğim. Şöyle bir sıkıntı var. Ürün Izana markası bildiğiniz üzere Rossmann'larda satılıyor. Ama bu ürünü ben çok uzun süredir bulamıyorum. Hiçbir yerde stok yok. Online'da da stokunu göremedim. Mağazalarda falan da sürekli orayan bomboş oluyor. Ben ilk keşfettiğimde size burada çok anlatmıştım. O zaman fiyatı 3 lira falandı ve ben böyle onar onar alıyordum. Her duşta kullanıyordum neredeyse. Ayda bir 10 paket çok rahat gidiyordu. Ama şu an sadece 2 tane bulabildiğim için 2 tane bitirebildim. Özellikleri çok güzel. Saçınızı pürüzsüz yapıyor, yumuşacık yapıyor. Kokusu çok güzel. Ve ekstra bir saç kremi kullanmanıza da gerek kalmıyor diyebilirim. Şampuanladıktan ve saçınızı temizledikten sonra yaklaşık 1 dakika bekletmeniz yeterli oluyor. Son aldığım zamanki fiyatı sanırım 15 lira civarındaydı. Ama yine de bence kesinlikle hak eden bir ürün. Tabii ki kışında kullanıyoruz ama yine de yaz aylarının olmazsa olmazı bir ürün deodorant. Watsons markasınınkini ben geçen ayda sanırım bitirmiştim. Çünkü burada size anlattığımı hatırlıyorum. Bu çiçek kokulu olan ve beyaz siyahlarda iz bırakmayan antiperspirant 24 saat etkili ürün. Watsons'ın kendi bu markasının deodorantları bence çok başarılı. Hem çok uygun fiyatlı hem genelde kasa arkasında ekstra indirimli düşüyor. Hem de yani fiyatını tamamen hak eden çok kaliteli bir ürün. Bence diğer markalara göre daha bile iyi olabilir. Yani verdiğiniz fiyata göre bakarsanız bu fiyat bandındaki diğer ürünlere göre çok çok iyi. Tabii ki de daha iyisi illaki vardır veya sizin sevdiğiniz başka ürünler vardır. Ama bu fiyata böyle bir performans bence çok şaşırtıcı. Ben çok severek kullandım ve bitirdim. Hiçbir kötü yorumum yok. Bitirdiğim bir diğer ürün, şimdi şöyle paketinden göreceğiniz üzere artık çok uzun süredir kullandım ve paketinin ambalajının da yıpranmış olduğu bir ürün. Kenarları falan artık böyle soyulmuş bayağı. Zaten ürünü görüyorsunuz. Urban Care'in bu argan oil yani argan yağlı saç bakım yağı. UV ışınlarına karşı koruma etkisi var. Ben genelde saçıma hem ısılı bir işlem uygulamadan önce hem de genel olarak aslında duşlardan sonra bunu kullanıyorum. Ama o kadar yoğun ki yani saçım çok kısa sayılmaz, çok uzun da sayılmaz evet ama bir pompası emin olun tüm saçınıza yetiyor. Ve iki pompa kullandığınız anda da saçınız sanki yeniden yağlanmış kadar yağlı görünüyor. O yüzden aslında böyle sınırını çok iyi bulmak lazım. Çünkü bir tık fazla sürdüğünüzde saçınız kirliymiş gibi yağlı yağlı duruyor. Çok diplerine uygulamadığınız sürece böyle uçlarına bir pompa hayli hayli yetiyor ve ben bu ürünü sanırım 3 yıldır falan kullanıyorum. Asla şaka değil. Bir saç bakım ürünü ne kadar uzun süre kullanılabilirse o kadar uzun süre kullandım.
Ve çok çok memnun olarak kullandım. Çünkü saçımdaki elektriklenmeyi falan da alıyor. Kırılmaları gözle görülür, az atma da o konuda çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Kırılma karşıtı olarak geçiyor. Ama bence saça yaptığı bakım, bu elektriklenmeyi alması, özellikle saçınız kabarıksa seveceğiniz bir ürün. Muhtemelen şu anda ambalajı yenilenmiştir. Çünkü ben dediğim gibi yaklaşık 3 yıldır falan kullanıyorum. Ambalajı yenilenmiş olabilir ama böyle Urban Argan Oil olarak bulabilirsiniz. Fiyatı o zamanlarda da aşırı uygun sayılmaz. Normal bir fiyatı vardı ama şu anda hani kaç lira olursa olsun alacağım bir ürün diyebilirim. Çok çok başarılı. Çok sevmediğim ama bitirmek zorunda hissettiğim için bitirdiğim bir üründen bahsedeceğim. Cosmed'in bu SPF 50 içeren güleş koruyucu kremi. Koyu leke karşıtı bir ürün olarak geçiyor. Yüksek koruma, suya dayanıklı ve parfüm içermeyen formül. Şimdi üstünde yazanlar bunlar. Bu arada kapağı yok çünkü şu yan tarafından bir yerinden patladı. Ve ben bunu böyle kapağı açık bir şekilde sadece evde kullanabildim. Yanımda taşıyamadım. Suya dayanıklılık kısmı ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Aşırı aşırı kalıcı olduğunu düşünmüyorum ama benim eleştirim, kozmetik markasının ürünleri genelde çok sevilir. Ben de çok severim. Ama bence bu ürün çok yağlı yapıdaydı. Ve benim hani cildim kuru olmasına rağmen bana çok yağlı geldi. Ki yağlı bir cilt bence çok sevmez. Çünkü zaten yağlı cildiniz var. Üzerine çok yağlı bir ürün uyguladığınızda yüzünüz çok yağlı. Yani çok parlar, çok vıcık vıcık durur. Ben bile sevmediysem bence bu ürünü bilmiyorum kim seviyor. Ürün yorumları evet iyi ama ben kişisel olarak belki benim cilt tipime uymadığı bilmiyorum veya başka kullandığım ürünlerle kıyasladığımda da sevmemiş olabilirim. Ben çok fazla sevemedim. Koruyuculuğu ile ilgili diyecek bir şeyim yok ama sanki makyaj altına falan yaparsanız mesela makyajınızı kaydırır. Çünkü çok yağlı yani makyajı üzerinde tutacağını düşünmüyorum. O yüzden çok sevemedim ama yaz bitene kadar böyle minik minik kullanarak sonuna geldim. Şu şekilde de bir tık görebilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Şimdi çok kısa zaman içinde aldığım ve kullandığım bir ürün. Yani zaten tek kullanımlıkta aldığım gibi de kullandım. Yeni bir ürün benim için çünkü ilk defa kullanıyorum. Markası MJ Care sanırım. En altında yazıyor. Şöyle pirinç özlü, pirinçli ne denir? Pirinç ve pirinç kepeği ekstresi içeren, cildi nemlendirmeye ve aydınlatmaya yardımcı olarak kullanılabilen tek kullanımlık bir maske. Nerelerde satılıyor bilmiyorum. Dene bundan satın almıştım ama çok sevdim çünkü yüzümü çok güzel nemlendirdi. Tek kullanımlık ürünleri genelde çok seven biri değilim. Çünkü kullanıp bitmesini sevmiyorum. Böyle elimin altında sürekli dursun istiyorum. Sizde de öyle bir özellik var mı bilmiyorum ama gerçekten sevdim. Çünkü yüzüme anında etki yaptı ve uzun sürede yüzüm nemli kaldı. Kötü bir özelliği yok, kötü bir eleştirim yok. Fiyatını bu arada hiç bilmiyorum. Dene bundan kutu şeklinde almıştım çünkü. Teklif fiyatı ne kadar bilmiyorum ama bence baya baya iyiydi. Şimdi devam edelim. Yine yaz boyu kullandığım, azar azar kullanarak artık sonunda bitirdiğim. Hatta dibinde böyle bir iki kullanımlık falan var ama artık alalı çok olduğu için atmak istiyorum bunu. Çünkü son kullanma tarihi 2021. Ama aldıktan çok çok sonra paketi açıp kullanmaya başladım. O yüzden neden daha fazla kışını kullanacağımı düşünmediğim için elden çıkarmak istiyorum bu ürünü. Watsons'ın yine kendi markası vazelini. Çok önce almıştım ve yazın cildim çok kuruduğunda falan kullandım. Genel olarak nemlendirici tercih ederim ama vazelinin nemlendirme etkisi ve koruyuculuğu bence çok daha yüksek seviyede. Evet yapış yapış falan oluyor böyle ve çok yoğun ama gece yatarken falan ben gayet kullandım. Bu şekilde de uzun sürede bitirdim. Zaten dediğim gibi son kullanma tarihi 2021. Ben bunu muhtemelen 2019-20'de falan aldım. 3 yıldır falan da yani hani yeni açmış olsam bile 1,5-2 yıldır kullandığım bir ürün. Artık bence vadesi doldu. Çok azıcık makyaj temizleyicilerden konuşalım. Öncelikle şu an asla stoğunu bulamadım ama her videomda size anlattığım o ürün. Bu arada her ay aynı ürün bitiyor ve gösteriyorum ama bunlar aslında farklı farklı şeyler. Çünkü elimdeki tüm stokları bitirmek üzereyim. Clean and Clear'ın bu derinlemesine temizleyici losyonu. Ben bu ürünü size ilk anlattığım zamanlarda ürünün satışı vardı ama sonradan üretimden kalktı ve hiçbir yerde şu anda bulamıyorum. Elimdeki son stoklar bitene kadar da size sanırım her bitenlerde anlatacağım. Çünkü çok güzel bir losyon. Tonik gibi bir ürün ama alkol yapılı bir ürün ve yüzünüzü çok derinlemesine gerçekten temizliyor. O yüzden makyaj temizleme suyundan falan sonra bir tur bununla siliyorum ve yüzümdeki tüm kalıntıları temizliyor. Şu an bulamayacağınız için maalesef link de bırakamayacağım. Hani kesinlikle alın falan da demek istemiyorum çünkü muhtemelen bulamayacaksınız. O yüzden üzülerek geçiyorum bir sonraki makyaj temizleme ürünüme. Bu da Neutrogena'nın Deep Clean canlandırıcı makyaj temizleme suyu. Ben bunu sanırım Migros'tan 7 TL gibi falan bir fiyata almıştım 2 yıl önce kadar. Bir ara böyle Migros'ta çok
bayağı indirimler vardı. O zaman almıştım. Ve böyle minik minik kullana kullana uzun vadede kullandım aslında. Yani açıp direkt bu ürünü kullanmadım. Açık olan farklı ürünlerim de vardı. Bir onu kullandım, bir bunu kullandım derken bir yıldan fazla uzun sürede kullandım ve bitirdim. Göz makyajları için genelde bu tarz ürünleri sevmiyorum. Çift fazla temizlik yapıyorum gözüm için. Ama yüz makyajını gayet güzel temizliyordu. Hani bir şikayetim yok. Fiyatı da hala uygun olan bir ürün. O yüzden size de tavsiye edebilirim. Ve bu ay biten son ürünümüz de, bu kadar kozmetikten sonra şöyle bir ürünü de göstermeden geçemeyeceğim. Green World'un bu yeşil çay kokulu kolonyası. Bu ürünler sanırım Covid çıktığında bu ilk zamanlarda çıkmıştı. Mandalinasını falan kullanmıştım o zaman, bitirmiştim. Bir de o dönem şeyi çok sevmiyordum. Böyle hani fıs fıs ürünleri veya dökmeli kolonyaları çok fazla sevmiyordum. Çünkü bu hani deodorant şeyi tarzında ve böyle sıktığınız hani elinizin her yerine falan kullanabiliyorsunuz. Böyle ayrı ayrı sıkayım falan uğraştırmıyor. O yüzden bu şişe ambalajından dolayı çok severek kullandığım bir üründü. O dönem mandalinasını kullanmıştım. 2 yılı geçti herhalde. Zaten Covid biteli 1,5-2 yıl sanırım oluyor. Ama o dönemlerde çok sevmiştim. Sonradan da indirimde gördüğümde yine alıp böyle çantamda taşıdığım bir ürün oldu. Yine bir yılda falan kullandım sanırım. Çünkü sürekli kolonya sıkan biri değilim. Ama bu yapısından dolayı ve kokusu da çok güzel. Yeşil çay seviyorsanız koku olarak seveceğiniz bir ürün. Böyle uzun sürede kullandığım, severek kullandığım bir ürün oldu. Bu da bu şekilde. Benim geçtiğimiz ay bitirdiğim ürünler bu kadardı. Genelini sevmiştim, severek kullanmıştım. O yüzden de çok fazla eleştiri yaptığım bir video olmadı. Umarım ürünleri ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna da basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben videoda anlattığım ürünlerin bulabildiğim kadarını size açıklama kısmında link olarak bırakacağım. Oradan girip hem işte içeriğini inceleyebilirsiniz, hem fiyatına bakabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Oradan o tarz işleri yapabilirsiniz. Hepsini bir linke toplarım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.